arkadaşlar. Hayırlı, bol, bereketli, sağlıklı, sıhhatli günler. Dişimi çektirdim arkadaşlar. Canım çıkıyor. Gelinim geldi, oğlum geldi. Kızım gelecek. Akşam yemeğe gelecekler. Bir şeyler hazırlayayım dedim. Hem sizinle sohbet edeyim, hem bir konuşma yapayım dedim arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Şöyle akşama bir bardaktan fazla şöyle göstereyim canlar. Kendimi hiç göstermem. Hiç Satıya ablamız iyi değil. Bugün zor çıkardılar. Yarım saatte imza alarak çıkarttılar dişimi canlar. Şöyle bir diş sarımsak doğradım arkadaşlar. Bir bas soğan doğradı. Doğruyorum şimdi. Bak bir de benden görün mercimek çorbasını arkadaşlar. Şöyle yarım hiç temizlik bugün. Dünkü temizliklerimden duruyor. Bugün hiç temizlik yapamadım canlar. Yarın iki morfin vurdular. Yarın şey yapayım da yarın çocukları gönderdikten sonra her yeri temizlerim. O zamana kadar gider. Akdeniz ateşlenmesi var diye o doktordan o doktora gönderiyorlar arkadaşlar. O doktordan o doktora gönderiyorlar. İmza istiyorlar. Bir yerlere imzalattırıyorlar. Bazen mercimek çorbasını böyle yapıyorum canlar. Patates, havuç, soğan, sarımsak. Bazen sade yapıyorum. Bazen sütlü yapıyorum. Tatlı şey, çeşnini yap bir şeyi. Değişik değişik yapıyorum canlar. Düdüklü de pişireceğim. Ondan sonra sosunu hazırlayacağım. Kendim de çorba yiyeyim arkadaşlar. Hiçbir şey yiyemiyorum. Hiç. Mercimeği ıslattım önceden. Yarım saat falan ıslakta kaldı. Belki de daha fazla. Hemen ocağa koyayım. Bu bitsin arkadaşlar. Bu pişerken de ben bir anne köfte hazırlayayım. Hepsi hazırda dursun. Patatesini falan soyayım. Anne köfte yapılışına geçelim şimdi. Evet arkadaşlar. 600 gram kıymam var. 2 baş soğan. 4 diş sarımsak. Yarım demet maydanoz. Onları da hazırladım. Şimdi göz kararı galeta unu koyarım canlar. Bir tane de yumurtam var. Baharat olarak kırmızı toz biber. Tuzunu. Pul biber. Karabiber arkadaşlar. Burada kimyonum yok. Bunları bir güzel şöyle bir 5 dakika bir yoğurayım arkadaşlar. Siz varsa bir çay kaşığı da kimyon kullanın. Ondan sonra biraz dinlendireceğim. Arkadaşlar, şimdi böreğe geçiyorum. Hazır yukadan börek yapacağım canlar. Bir su bardağından bir parmak eksik. Yağ koydum canlarım, hiç konuşamadım ben. Su bardağı süt koydum canlar ama bunu küçük gelecek o.
hakikaten bunu yapayım. İki tane yumurta. Bir tane hamur kabartma tozu. Böreğin sosuna koyuyorum canlarım bunları. Azıcık da tuz koyalım. Un arkadaşlar, 2 kaşık da un. Şimdi bunu bir güzel karıştırayım. Hale gelene kadar karıştırdım. Tepsimi aldım. Her şeyimi hazırladım arkadaşlar. Yumurtalarımı da getirdim. Şimdi ilk önce tabanını bir yağlayalım şöyle. Yağlıyoruz canlar. Bir miktar yağ koydum. Şöyle kenarlarını, köşelerini, börek kolay çıksın. Alt tabanını arkadaşlar, yumurtayı bütün koyacağız. Tüm malzeme içine kalsın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bütün malzemesini şöyle arkadaşlar. İkinci yufkayı bak, elimde böyle parçaladı. Bu şekilde arkadaşlar. Bir güzel döşeyeceğim artık. Devamlı ortası kalın olsun arkadaşlar. Ortasına elinizdeki kıpırdayı, kırıldığı kıpırdayı ortaya koyun. Bu şekil. Şöyle bir kepçe daha koyalım. Her yerine yayalım sosumuzu. Zaten hemen fırına vermeyeceğiz arkadaşlar. 15-20 dakika dinlendireceğiz. Fırına öyle vereceğiz. Şimdi bu da elimizdeki üçüncü yufkamız. Üçüncü yufkamızın ortasına malzememizi koyacağız. Tekrar orkiden malzememizden koyuyoruz arkadaşlar.
kenarları, önemli olan kenarları, o ortayı buluyor zaten. Şimdi canlar, ben sütüm ekşidi de, sütten limon koydum da minci yaptım demiştim ya. Çok güzel bir minci peynir bu oldu bu. Bol gelen ortaya onu koyuyorum. Kahvaltıda yiyorum arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki. Ben 5 kilo sütüm ekşidi diye koydum. Ama meğerse öyle değilmiş o. Pul pul. Çok güzel oluyor. Ekşiyen sütlerinizi arkadaşlar hemen ama kaynatacaksınız sütünüzü. 5 kilo süte 1 limon koydum. Siz de ne kadar sütünüz şey yapardın ne olur limondan hiçbir şey olmaz. Limondan hiçbir şey olmaz canlar. 1 limon olsun yarım limon olsun. Maydanozumu da serptim. Tek kat yapacağım malzemeyi. Tekrar arkadaşlar başladım. Yufkasına. Ben bir ara çullu börek yapmıştım arkadaşlar. Malzeme aynı malzeme. Ben börekte bu sosu çok sevdim. Bu sos çok güzel oluyor arkadaşlar. Hele ki el yapımı kuru yumkalarda çok güzel oluyor. El yapımına hiçbir şey benzemez. El yapımı yumkada sosu bir de bir bardak şeyini fazla yapıvereceğiz. Sütünü. Yağını, yağı bir su bardağı ona da yetiyor, buna da yetiyor. Fazla bile. Sosundan bu kadar kaldı. Bak yine ben her zaman için kenardan kenarları kalın olur diye kenarlara yaparım arkadaşlar. Şimdi sosumuz içinde kalsın. Yumurtamızın içinde kalsın. Arkadaşlar fırınlamadan önce bir 15-20 dakika bekledik. Aynı şöyle el açması gibi hem yumuşamasını hem de bütün malzemelerin birbirine geçmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar sarımsak köftenin ilk önce patatesini kızartmak için patateslerimi elma dilimi kalınlığı da elma dilimi kalınlıkta arkadaşlar. Bir güzel doğradık. İlk önce patateslerimi kızartıyorum. Şu şekil bir güzel kızartayım. Köftemi de yaklaşık 1 saat falan olacağımı veya dinlendirdim. Şimdi köftemizi nasıl yapacağız? Elimizi alacağız böyle. Şu şekil yuvarlayacağız arkadaşlar. İster şekili vermek tamamen sizin elinizde. Ben bu şekilde şekil vereceğim. Hatta bir tane daha yapayım. Çizeyim buna. Salça köfteyi böyle yaparım arkadaşlar. Burgumlu köfteyi değişik değişik işte evde malzeme olduktan sonra her şey yapılıyor canlar da. Can sağ olacak arkadaşlar. Canınız sağ olacak. Canınız sağ olunca dünyayı önümüze serseler, gözümde yok sabahtan beri canımın acısına. Zonguldak'ı bana verseler, dünyayı bana verseler, gözümde yok. Can gidiyor.
şekil hem patateslerimi kızartayım hem köftelerimi yapayım arkadaşlar. Bu şekil. Evet canlar, ben akşam yemeği yaptım ama sonucunu hiçbirinize gösteremedim. Çünkü aşırı dişim ağrıyordu, çok sızlıyordu canlarım. Sabah oldu, düzeldim, şimdi düzeldim ama pilavımdan bu kadar kalmış. Köfteli patatesim bu kaldı arkadaşlar. Pırasam var orada, çayım, çorbam derkene hepsini yaptım ama sonucu gösteremedim canlar. Buraları temizleyeceğim şimdi. Biraz yiyeyim. Kahvaltı hazırladım çocuklara. Onların yanında kahvaltı yapamadım arkadaşlar. Şimdi çayımı ısıtacağım. Yiyebildiğim kadar yiyeceğim işte. Böreğim çok güzel oldu. Çok beğendiler arkadaşlar. Belki bir gün onun tarifini tam tarif veririm size. Hazır yufkadan zaten. Sosu zaten belli. Ben buraları falan ayarlayayım canlar. Şimdi zoruna. Olmazsa biraz çarşıya ineceğim bugün. Ablam telefon etti köyden. Onun tavuğu civciv çıkarmamış arkadaşlar. 4 tane civciv çıkarmış. Bütün yumurtaları küt olmuş. Zaten külü onun yumurtaları ay dişim. Yumurtaları şey yapmıyordu. Karıştırmıyordu. Ona civciv alamaya ineceğim. İnşallah